Evet merhabalar sevgili arkadaşlar salı muhabbetimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz salı günleri her defasında söylüyorum bu sefer de söyleyelim adet oldu. Arşiv koleksiyonculuk, işte retro oyunculuk, eski konsollar, birazcık işte devresini, tarihini, miyadını doldurmuş oyunlar üzerinde muhabbet ettiğimiz bir program oluyor genellikle. Salı günleri. İlk 2-3 videomuzda da zaten biliyorsunuz arşivcilik, koleksiyonculuk nedir, nasıl yapılır. Bunlarla ilgili bilgileri vermeye çalışmıştım. Yani bendeki bilgiler. Tabii ki hani bu işle ilgili detaylı derin bilgiler veriyorum diye bir iddiam yok. Cumartesi programlarımız yine güzel gidiyor. Belli bir kitle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ümit ediyorum bu Salı günlerinde de güzel bir kitle oluşacak. Çünkü ben bu tarz içerikleri seven bir kitlenin olduğuna inanıyorum. Tek sıkıntı işte bu arkadaşların büyük bir kısmının bizden haberinin olmaması. Benim sizden şöyle bir isteğim olabilir. Zaten izleyerek, beğenerek, bildirimleri falan açarak siz kanalımıza elinizden geldiğince katkıda bulunuyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bir katkınız daha olabilir. Çevrenizdeki yakın arkadaşlarınızla, ondan sonra sosyal medyada tanıdığınız diğer kişilerle kanalımızla ilgili paylaşımlarda bulunup işte kanalımızdan bahsedebilirsiniz. Sevdiğiniz videolarımızın linklerini verebilirsiniz sosyal medyada, bilemiyorum belki forumlarda takıldığınız herhangi bir forum varsa. Kitle zaten kendi kendini bu şekilde büyütebiliyor. Yani burada benim ekstradan yapabileceğim bir şeyler var mı henüz bilmiyorum. Neyse daha fazla <laughs> uzatmak istemiyorum. Ya şimdi hepimizin sevdiği böyle ilgisin olduğu alanlar var. Benim de işte bilim kurguya bir ilgim alakam var. Ben çok seviyorum filmleri, romanları, e, haliyle oyunları da çok seviyoruz. İşte çok sevdiğim film serileri var. Star Wars'lar, Star Trek'ler. Ondan sonra bu Cyberpunk evreni falan da çok severiz. Hep zaten işimiz bu fantastik işlerle falan. Hatta karamsar olarak da bunların bu post-apokaliptik evren var. Ya yine orada da böyle fantastik işlerdeyiz. Bilmiyorum ya gerçek dünyadan uzaklaşmak istediğimiz için mi böyle bizim zevklerimiz var. Bunu da başka bir zamanda konuşuruz, konu ediniriz. Ama dediğim gibi benim e, bilim kurguya, e, fantastik evrenlere, kitaplara, işte oyunlara, filmlere böyle özel bir ilgim var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. E, şimdi sevdiğim oyun türü genelde rol yapma oyunları. RPG diyorlar ya, RPG, RPG işte rol yapma oyunu. R ne diyorsanız aslında doğrusu da RYO. Yani kendi dilimizde rol yapma oyunları bunların baş harflerinden bir kısaltma olması bence daha hoş, daha ince olurdu. Yani RYO dememiz. Yani biz de bu video boyunca ve bundan sonraki videolar boyunca da RPG demeyelim. Bak okurken bile İngilizce okuyoruz ya RPG, RPG. İşte tutsa bunu RYO de. Yani işte bu konularda birazcık hassas olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi rol yapma oyunları türünde baktığınız zaman bilim kurgu öyle çok büyük yapım hani bu blockbuster diyoruz ya 3A oyunlar falan pek karşımıza çıkmıyor yani 10 yılda 15 yılda bir falan geliyor. Nadiren karşımıza çıkıyor. İşte ben 2003 yılında çıkmıştı. Night of the Old Republics yine BioWare'ın yaptığı bir oyundu. Beni çok etkilemiş, Muazzam bir oyundu. Onun öncesinde de onların Jade Empire vardı. Adamlar böyle evrile evrile geldiler. Daha öncesine gitseniz işte Black Eyes yıllarına gidersiniz. BioWare'ın tarihçesinde. İşin yani köküne indiğiniz zaman çok çok farklı böyle muazzam rol yapma oyunlarını görürsünüz. Adamlar evrile evrile işte ne yaptılar? Night of the Old Republic'si yaptılar 2003 yılında. Hani ben önceki videolarımda da söylemişimdir muhakkak. Benim en sevdiğim yani 3-5 oyun içindedir Night of the Old Republic's. Özellikle ilk oyun. İlk oyunu BioWare yapmıştı. İkinci oyunu Obsidian yapmıştı. Ben birinci oyunu daha çok seviyorum. Ve i̇kinci oyuna nazaran hem hikaye işte o pilot twist dedikleri var ya hikayenin böyle bir anda hiç beklemediğiniz bir yere evrilmesi. Sizi şaşırtan anların olduğu noktalar işte senaryoda plot twist olarak adlandırılıyor. Yani bu Night of the Old Republic's de cidden muazzam plot twist dedikleri bu oyuncuyu şoka sokan, şaşırtan çok güzel, enteresan işler oluyordu. Senaryo olarak da çok güzeldi. Adamlar işte birinci oyunu kendileri yapmışlardı. İkinci oyun işi işte Obsidian yapmıştı. Oyunlar da o dönemde konsollarda sadece Xbox'a çıkmıştı. Night of the Old Republic 1 ve 2 Xbox'ta vardı. Ama PlayStation 2'de yoktu. Ben de bilgisayarda oynamışım 2003 yılında çok etkilemişti beni. İşte aradan yıllar geçti. <laughs> Diyorum ya bende bir Gran Turismo sevdası var. Aslında sadece Gran Turismo değil de 90'lı yılların sonunda PlayStation markasıyla tanıştıktan sonra işte ben ben de çok iz bırakan hala unutamadım bazı oyunlar var. İşte aslında Final Fantasy'ler mesela bunlar multiplatform oyunlar. Ben PlayStation'da tanışmış olmam az sebebiyle PlayStation'da hep özdeşleştirdim oyunlar. Keza işte Metal Gear Solid biliyorsunuz bilgisayara çıktı işte Nintendo konsollarına çıktı. Bilmiyorum Xbox'a çıktı mı Metal Gear'lar o yıllarda çıkmadı diye hatırlıyorum. İşte ilk çıkan da herhalde bu en son çıkan Metal Gear Solid 5 olduğuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Final Fantasy, Metal Gear Solid işte ondan sonra ben Vagrant Story'i çok seviyordum. Gran Turismo'yu zaten biliyorsunuz. Bu oyunlar benim en sevdiğim oyunlar ve ben bunları PlayStation'la özdeşleştirmişim. İşte 7. nesil başladı. Xbox 360, PlayStation 3. Mart ayı da muhtemelen 2008 yılında o zaman almıştım ben. Gran Turismo 5 Pro'luk çıktığı gün. Hatta yani ikisini beraber aldım, sipariş ettim kargo ikisi beraber aynı firmadan gelmişti bana. Şimdi böyle bir sevgimiz var PlayStation'a oyunlardan dolayı tabii. Yani yoksa oradaki plastik parçası falan filan bunun hiçbir anlamı önemi yok. Seviyoruz oradaki oyunları PlayStation'a gidiyoruz hemen şartlanmış gibi alıyoruz. Tabi o dönemde ne oldu? Mass Effect, Mass Effect. İnsanlar böyle bir Mass Effect'tir. Böyle bir muhabbet. Lan bakıyorum. Şimdi bilim kurguya çok böyle ilgimiz, alakamız var. Zaten filmleri, dizileri falan Böyle deliler gibi izliyoruz ama. Yani şimdi Mass Effect sadece Xbox 360'ta. Bir de bilgisayarda var. Allah'ım ya yani şimdi nasıl PlayStation 3'e gelmez diye böyle insan kızıyor. Neyse biz kızgınlığımızla kaldık. İşte 2007 yılında da Xbox 360 için çıktı konsollarda. Bilgisayarda da Mass Effect biraz gecikmeli geldi. Yani 2008 yılında bilgisayara gelmiş olması lazım. PlayStation 3'e ta ikinci oyun 2010 yılında yayınlandı. 2012'de gelebildi. Mass Effect 3'ten ya hemen önce ya beraber böyle çok yakın aralıklarda geldiler. Yani Mass Effect 3'lemesinin bütün oyunlarını oyuncular PlayStation PlayStation üzerinde 2012 yılında kavuşabildiler. Yani birinci oyun 2012'de geldi. Şimdi birinci oyun zaten oynayabileceğiniz en kötü platform PlayStation 3. PlayStation 3'lü o kadar kötü ki hatta ben size oyunla şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu oyun kutulu da bulunmuyor. Biz o zaman dijital aldıydık. Bu oyun en kötü bütün platformlar içinde. Yani Xbox 360, bilgisayar, PlayStation 3. Bu üç platformu içinde en kötü PlayStation 3'te oynanıyor. Ama işte bizde elimizde PlayStation 3 olduğu için o dönemde biz dijital olarak ben aldıydım. Çok daha sonraları ben bunları kutulu olarak buldum, aldım. Hatta bu üçlü paket var. Ee, bu işte 2012'de gelen paket. Aslında ilk 2010'da çıkan PlayStation 3'e Mass Effect oyunu Mass Effect 2. 2012'de birinci oyunla beraber işte Mass Effect 3 geldi. Üçleme burada tamamlandı. Ben de bu üç oyundan önce bunlar Avrupa bölgesi. ikinci bölge benim elimdekiler. Zaten bunları ayrı ayrı e, alabiliyorsunuz ama ilk oyunu ayrı olarak kutulu bulmanız çok zor. Zaten farkındaysanız şöyle bir ibare var. Gerçi bendekilerde de var. Ayrı olarak satılamaz ama. Bunların ayrı satılan sürümleri var. Mass Effect 2 ve Mass Effect 3'ün ayrı satılan sürümleri var. Yalnız şu oyunu ayrı olarak bulmak neredeyse imkansız. Niye? Çünkü bu şu üçlü paketin içinden çıkıyor. Ayrı olarak satılmıyor. Benim işte bu ikinci bölge biz dijital almıştık ilk önce. Bu dijitali alınca de ilk oyununda bir tane ek paketi vardı. Onu aldık işte dijital. İkinci oyun geldi. İkinci oyunda da bayağı böyle ek paket vardı. Üçüncü oyun keza aynı şekilde. E bizim tabii Türkiye bölgesi olduğu için oyunlar hep ikinci bölge uyumlu. Ek paketlerde de işte aldığınız zaman elinizdeki sürümle uyumlu olması gerekiyor. Yani siz ikinci bölge elinizde oyun varsa üçüncü bölge bir PSN hesabından aldığınız DLC'ler bu sürümle büyük ihtimalle uyumlu olmayabiliyor. Olmuyor da yani nadiren uyumlu olduğu oyunlar vardır da genel olarak zaten uymuyorlar. İşte elimde benim bu Avrupa bölgeleri var ama ilk önce benim aldığım da bu Avrupa bölgesine ait kutulu oyunlar değildi. Bende şöyle bir üçüncü bölge Mass Effect Trilogy paketi var. Bu aynı şu şekilde Amerika bölgesi de var bunun birinci bölge. Şu elimdeki üçüncü bölge. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Aynen bu elimdeki benim üçüncü bölge. Amerika birinci bölge. Bendeki ilk paketler dijitalden hani ilk gördüğümüz için öncelikle. bununla uyumlu değildi. Ben bunu işte kutulu oyun sevdamızdan dolayı almıştım. Yani çok da güzel bir paket. Yani şunu da Avrupa bölgesinde böyle satıyorlar. Triloji olarak yani Avrupa bölgesinin trilojisini aldığınızda şu şekilde size üç oyunu veriyorlar. Fakat işte Amerika ve Avrupa bölgesini birinci veya işte üçüncü bölge aldığınızda şu şekilde bir paket geliyor. Niçin böyle bir şey yapmışlar ben onu da anlamıyorum. Çünkü tamam şunlar güzel yani bildiğin arşiv için hoş. Ama yani şöyle güzel bir triloji paketi hazırlanmış olsaydınız kötü mü olurdu Bayovir? bilmiyorum. Yani niye böyle bir karar aldılar? Bir türlü aklı malmıyor. Yani birinci ve 3 e, üçüncü bölgenin bu şekilde güzel pakete sahip olması. Bilmiyorum Avrupa'da yaşayan, Avrupa oyunlarının işte ek paketlerini almış olanlar için kötü bir şey. Belki de satış politikasıdır. İşte benim gibi böyle ikinci bölge oyunlara sahip olup da sırf işte güzelliğinden dolayı birinci veya üçüncü belge şu paketi de alan arkadaşlar muhakkak olmuştur bir sürü zaten. Mass Effect hastası var. Zaten daha sonradan ben işte PlayStation versiyonlarını almadan önce bilgisayar içinde ben Mass Effect'leri orijinal olarak kutulu almıştım. Zaten şu oyun 2008'de geldi. Mass Effect 2 2010'da çıktı. Mass Effect 3 işte 2012 yılında geldi. Birinci oyun bir yıl gecikmeyle geldi. İkinci oyun konsollarla senkronize, üçüncü oyun da keza aynı şekilde. Senkronize olarak işte bilgisayarlara geldi. Ben ilk zaten bilgisayarda oynadım oyunu. İlk bilgisayarda oynadım. PlayStation'da da oynadık işte o PlayStation sevdası. Ya cidden çok kötü bir şey ya. Allah'tan ben bunu terk ettim. Yani önceden tropi, Mropy ayağına biz bu oyunlara falan çok düşüyorduk ama PlayStation üzerinde oynayalım diye. Abi yani bildiğin 20 FPS'de oynuyorsun oyunu ya. 20 FPS, 25 FPS. Yani benim biliyorsunuz, beni takip eden arkadaşlar bilirler. Benim işte bu çözünürlük, grafik böyle yani takıntılarım yok. Yani FPS takıntım da yok ya. FPS takıntım da yok. Yani bir oyun 720p olmuş, 600p olmuş, 900p olmuş, 30 FPS olmuş, 60 FPS olmuş. Hani bunlar kriter midir? doğru kriterdir. Yani aynı oyunun işte 1080p 60 çalışan versiyonu vardır. Güzel çalışıyordur. Diğer tarafta işte 720p 20-25 fps çalışan versiyonu vardır. İşte nedir? PlayStation 4 versiyonu vardır. Aynı oyunun işte bir de Switch sürümü vardır. Eğer mobil oynamanın bir ihtiyaç olmadığı durum söz konusu değil ise yani niye ben Switch için alayım ki? Yani daha kötü grafiklerle. Daha düşük FPS'de, daha düşük çözünürlükte. Hani imkan varsa ben bunu daha iyi şartlar altında oynamak isterim. Yani imkan varsa işte bilgisayarda oynayayım. Bilgisayarda daha iyi şartlarda oynuyorsam. İşte PlayStation 4'te daha iyi şartlarda oynuyorsam orada oynayayım. Ama şimdi bazı oyunlar var mesela. işte şu anda şimdi Megami Tensei 5. Bu oyunu ben deli gibi, köpek gibi oynamak istiyorum. E nerede oynayacağım abi? İşte <laughs> Şimdi <laughs> emülatörler sağ olsun bilgisayarlarda böyle fena bir donanımınız yoksa işte güncel bir donanım varsa Switch oyunları emülatörle Switch'ten daha iyi şartlarda oynanıyor. Yani şimdi Shin Megami Tensei 5 mesela ben 60 FPS e, 1080p bilgisayarda oynamayı düşünüyorum işte Persona 4 Gold'unu e oynayacağız. Hatta dün başladım ben ona Persona 5 var ondan sonra Shin Megami Tensei 5'i oynayacağım. Bilgisayarda oynamayı düşünüyorum. Yani Nintendo hiç kusura bakmasın. Neyse konuya dönelim biz. Konumuz Mass Effect. Yani bende de işte bilgisayarda birinci ve ikinci oyunları var. Daha sonra işte 2021 yılında Mass Effect Triloji diye. ya çok da bekledik. Erteleme de aldı. Erteleme almasının sebebi işte ilk oyundu. Yalnız şöyle bir kıllık var arkadaşlar. Mass effectleri mass effectleri tahmin ediyorum sadece ilk oyunda vardı. Emin değilim bak emin değilim. Cidden emin değilim ama ikinci oyunda da olabilir bu. Bunları kontroller cihazıyla oynayamıyorsunuz biliyor musunuz bilgisayarda. Yani kontrolörünüz varsa Mass Effect 1'i kesinlikle kontrollerla oynayamıyorsunuz. İşte bu Logitech'in bir uygulaması vardı tuş atama kontrolleri falan filan. Oturup uğraşıyorsunuz. Onun işte mapleri falan filan var. Bilmiyorum belki de bu Steam'in de bu konuyla ilgili işte kontrol mapleri indirdiğiniz uygulama üzerinden kullanabildiğiniz alternatifleri var. Belki de işte oyuncular bununla ilgili yeni çözümler üretmiş olabilirler. Ama çıktığı dönemi itibariyle oyunu klavye mouse oynamanız gerekiyordu ilk oyunu. Muhtemelen ikinci oyun da öyleydi ama emin değilim şimdi yanlış bilgi vermiş olmayalım. Velhasıl işte bunlar 2007 yılında Xbox 360 için ilk oyun çıktı. 2008'de bilgisayara geldi ilk oyun. İkinci oyunu adamlar ne yaptılar işte? 2010 yılında çıkarttılar eş zamanlı olarak. Xbox 360'a, PlayStation 3'e ve bilgisayara. Ve nihayet işte 2012 yılında ilk oyunu PlayStation 3'e getirdiler. Üçüncü oyunun çıktığı yılda. Aynı zamanda işte üçüncü oyun yine üç platforma çıktı. Üç platformdan kastım işte Xbox 360. PlayStation 3 ve bilgisayar. Şimdi aradan tabii yıllar geçti. PlayStation oyuncuları PlayStation 4'e geçtiler ama PlayStation 3'e çıkan dijital olarak almış da olsanız kutulu olarak da almış olsanız eğer siz PlayStation Now üyesiyseniz işte Now üzerinden stream ederek oyunu internet üzerinden oynayabiliyorsunuz. Bunun dışında işte PlayStation 3 oyuncularının oyunu PlayStation 4'lerine indirip PlayStation 4'ün donanımıyla oynama imkanları olmadı. Olmadı. Ne zamana kadar olmadı? İşte 2021 yılına kadar. 2021 yılında da arkadaşlar işte Mass Effect Legendary Edition çıktı. Aslında 2020 yılında çıkacaktı bu ama 2021 yılına kaldı. Bu da işte ilk oyunun özellikle kontrolleriyle ilgili geliştirmeler konusunda firmanın işte biraz sıkıntıya düşmesi nedeniyle oldu. Herhalde bu grafiklerin stabilizasyonu, optimizasyonu içinde adamlar uğraştılar diye ben hatırlıyorum. Şimdi Mass Effect serisi <laughs> ne yani oyunlardan falan biz kutularından bahsettik ya diyorum ya en sevdiğim 5 oyundan biridir. 3-5 oyundan biridir. Night of the Old Republic'si söyledik işte Vagrant Story var Mass Effect bunları zaten tık 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 böyle fix söylerim en sevdiğin oyunları say deseler işte bunlar. İşte oraya Final Fantasy'yi de koyabilirsiniz Final Fantasy 7. Özellikle ben çok beğeniyorum Final Fantasy'yi değil neyse. Bu hangi oyunları sevdiğim konusunu biz geçelim. Şimdi dönelim biz Mass Effect'in nasıl geliştirildiğine, birazcık nasıl geliştirildiğinden bahsetmek istiyorum. Hani söylemiştim bu videonun da baş kısımlarında. BioWare aslında bu ta Black Isle zamanlarından kalma yapımcıların, o yapımcı ekibin oluşturduğu bir firma. Başlarında da Casey Hudson var bu oyunu yöneten ekibin başında. Şimdi Casey Hudson dediğimiz adam aslında bu Star Wars Night of the Old Republic's var ya. Ya Casey Hudson aslında hani benim en çok saygı duyduğum yapımcılardan biri. Oyun yapımcılarından biri. Ben bu adama bayılıyorum. Yani yaptığı oyunlara bayılıyorum. Şimdi Night of the Old Republic, Star Wars. Şimdi KSU dedikleri zaman ben böyle bir irkiliyorum. Yani çok saygı duydum. Sevdiğim bir yapımcı. Ha düşünseniz adam Knight of the Old Republic'si yapmış. Mass Effect'i yapmış ya. ya <laughs> adam böyle alıyorsun. Göklerde bir yerlere falan koyuyorsun. Zaten 2003 yılında çıktı Night of the Old Republic. Bu oyun hemen çıktıktan sonra Adamlar 2004 yılın başlarında başlamışlar e, Mass Effect'i geliştirmeye. Şimdi şöyle bir enteresanlık var sevgili arkadaşlar. Ben şimdi oyunlar size gösterdim. Oyunları şöyle ben kenara alayım. Oyunlarımızı kenara aldık. Şimdi ben buraya e, Mass Effect romanını koyuyorum. Drev Karpaş'ı. Şimdi Drev Karpaşin Mass Effect romanını yazar ama bunu tek başına yazmadı. Casey Suhis'un da var. Kitabın yazımı sürecinde. Hani kitabın yazımı demeyelim de şu elimdeki kitap değil de Oyunun hikayesinin, senaryosunun yazımı sürecinde. Casey Hudson'da e, senaryonun yazımında bayağı böyle rol alıyor. Ama tabi esas olarak direk karpaşı var bu işin içinde. Zaten bu ilk kitap, keşif kitabı da ilk oyunun e, öncesinde Amiral e, Anderson'ın Başından geçen olayları anlatıyor. Burada işte Saren'le ilgili muhabbetleri var bunların. Oyun içinde zaten bu romanla ilgili göndermeler falan var. Amiral Anderson'la bu Saren'in muhabbetleri hakkında... ...işte Amiral Anderson insanlık tarihinin ilk spektri olma şansını yakalıyor. Oluyor olamıyor artık fazla da spoilerlara girmeyelim... Oyun oynadığınız zaman öğreneceksiniz. Şu kitabı da oyunu oynamadan önce değil de oynadıktan sonra okumanızı ben tavsiye ediyorum ilk kitabı. Zaten e, başka kitapları da var Türkçe'ye çevrilen. Entrika var, İntikam var, bir de Yükseliş var. Bu dört mazhefek kitabı. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. En üstte biz yine Keşif'i koyalım sevgili arkadaşlar. En üstte Keşif kitabı olsun. E, buradan Direv Karpaşı'nın yazdığı ilk kitap. İlk oyunumuzun da öncesini anlatıyor. Hikaye olarak çok güzel arkadaşlar. Ya şimdi sevgili arkadaşlar oyunun hikayesiyle ilgili konulara falan girmek istemiyorum. Çünkü hali hazırda Mass Effect Legendary Edition 2021 yılında çıkmış. O oynama şansınız var ki oynayın ya mükemmel. Mükemmel 60 FPS şunu şakır şakır konsolunuzda oynayacaksınız. Mükemmel bir şey. Yani oynamadıysanız var ya gidin abi apartmandan bir yerden yüksek bir yerden kendinizi aşağıya atın. Gözüme falan görünmeyin yani. Kesinlikle gözüme görünme. Şu oyunu oynamanız lazım abi. Bu oyunu oynamanız lazım. İşte e, hala oynama imkanı olduğu için bu oyunu çünkü Legendary Edition yeni bir sürüm. Bu yeni sürüm üzerinden oyundan haberi olmayan arkadaşlar belki bizim sayemizde bu video sayesinde haberdar olacaklar. Oynama istekleri belki de gerçeğe dönüşecek. İnşallah gerçeğe dönüşür. Kendinize büyük bir iyilik yapmış olursunuz. O yüzden ben işte spoiler falan filan bu işlere girmek istemiyorum. Şimdi Casey Hudson dedik oyunun başında. Drev Karpaşin oyunun senaristi. Ya muazzam, hikaye muazzam. Oynanış olarak da çok güzel. Yani hem oyun böyle sıra tabanlı hem gerçek zamanlı anlatabildim mi? Takımınızdaki işte arkadaşlarınıza emirler veriyorsunuz. Onların karakterlerini geliştiriyorsunuz. Hangi silahlar konusunda uzmanlaşacaklar buna bakıyorsunuz. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeyim. İlk oyun şimdi 2007 yılında çıktı. İlk oyunu oynarken işte oyunun belirli yerlerinde belirli kararları veriyorsunuz. İşte takım arkadaşlarınız arasında tercih yapıyorsunuz veya işte bir olay karşısında tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir konu oluyor işte bir şeyin kaderine karar vereceksiniz siz. Yani o ya var olacak ya var olmayacak sizin kararınızdan sonra. Öyle bir noktaya geliyorsunuz. Şimdi birinci oyunu oynadınız. İlk oyunda yanlış hatırlamıyorsam üç yerde böyle önemli kararlar veriyorsunuz. Üç veya dört yerde çok büyük önemli kararlar. Abi işte ikinci oyunda birinci oyunun devamı. Açtınız oynayacaksınız ikinci oyunu. E, i̇lk oyunda işte e, ne olacak abi? ilk oyunda verdiğiniz kararlar. İşte şöyle bir güzellik vardı. Sevlerinizi okuyor sistem. Yani siz oyuna girdiğiniz zaman işte birinci oyunun sevlerini arıyor ikinci oyun. Sevler işte oynadığınız cihazda Xbox 360, PlayStation 3. Şimdi işte PlayStation 4 değer Legendary Edition oynarsanız bilgisayar hiç fark etmiyor. Sizin birinci oyunun sevlerine bakıyor. İşte oradaki sevlere göre almış olduğunuz kararlar doğrultusunda. Oyunu devam ettiriyor. İkinci oyunda da aldığınız kararlar. İşte karakterlerden bazılarını kaybedebilirsiniz aldığınız kararlar doğrultusunda. E, üçüncü oyuna geliyorsunuz. Sizin ikinci oyunda verdiğiniz bir karardan dolayı kaybettiğiniz karakter lak diye karşınıza çıkıyor. Tabii böyle saçmalıklar Mass Effect'te yok arkadaşlar. Üç oyunun senaryosu aslında tek bir oyun gibi düşünün. Adamlar ayrı ayrı geliştirmişler ama gerçekten muazzam bir deneyim. Hani gerçekten bu save işi falan filan adamlar üç oyunu birbirine çok güzel bağlamışlar. Hani gerçekten güzel bir özellik bu. Sevlerinizin işte oyunlar boyunca birbirini takip etmesi. Önceki oyunlarda verdiğiniz kararlara göre işte oyun akışının o yönde akması, gitmesi işte senaryonun o doğrultuda işlenmesi. Bunlar gerçekten muazzam işler. Şimdi bu oyunun olayı işte dediğim gibi rol yapma oyunu, o. Ondan sonra Bilim kurgu oyunu. Çok güzel. Hani zaten insanlığın bu keşif muhabbeti şu insanlar işte Mars'a bir uzay aracı gönderiyorlar. Orada işte bir artifak diyorlar ya bir artifak bulunuyor. Bakıyorlar ki evrende yalnız değiller. İşte güneş sistemindeki ilk çalışmalar keşif çalışmaları başladığında Bakıyorlar ki güneş sisteminin hemen yakınlarında yıldızlar arasında zıplama, sıçrama yapabileceğiniz. Hani bu jump diyorlar ya bilim kurgu filmlerinde sıçrama. Şimdi ışık hızında bir gitme olayı var arkadaşlar. Bir de bu hyperdrive'lar var. Star Trek'te. Star Trek'te ne oluyor? İşte ışık hızından 10 misine kadar aslında 10 olmuyor da 9.9 oluyor. 10'un olduğu herhalde Voyager Serisinde bir on muhabbeti var. Ee, i̇şte o filmde de e, Star Trek'te insanlık işte Delta çeyreğinde başka bir çeyreğe gidiyorlar. Hangi çeyrek? De, onu da unuttum. Orada da enteresan başka işler oluyor. Solucan deliğinden falan geçiyorlar. Mass Effect'te de işte e, böyle büyük büyük aygıtlar var. E, galaksimizin değişik yerlerine konulmuş. Tabii bunların mimarlarının kim olduğu da belli değil. Bunların biz mimarlarını da bilmiyoruz. İşte üçüncü oyunda oyuna baya dahil olan bir ırk var ben. Bu konuyla ilgili yine spoiler'a girmek istemiyorum. Onların yaptığını iddia edenler var. İşte başka bir ırk var. Reaper'lar. İsmini söylemekte sakınca yok. Yani ne olduğunu bilmediğiniz sürece problem olmaz diye düşünüyorum. Tekrar işte bu Legendary Edition e, vesilesiyle ben seriye tekrar geri döneceğim. ilk fırsat bulduğumda hatta aldık oyunu daha poşetlerini açmadım ben. Poşetlerini daha açmadık. Açtık mı zaten? Takacağız makinamızı. Oynayacağız. Bu arada oyun EA Access üyeliğiniz varsa EA Access'a da eklendi sevgili arkadaşlar. E, üyeliğiniz kapsamında bedava da oynayabilirsiniz. Xbox sahibi arkadaşlar işte EA Access hizmeti Game Pass'in içinde olduğu için Game Pass üzerinden de bunu oynayabilirler. Game Pass aboneliğiyle. Yine Steam üzerinden de EA Access alabilirsiniz. Veya EA'in kendi uygulaması üzerinden yine EA Access'a işte orada farklı bir isim de veriyor olabilirler. Ee, abone olup bir aylığına mesela 3 oyunu bir ayda bilmiyorum bitirebilir misiniz? Her biri aşağı yukarı işte 20-25 saat 30 saat eğer yani bokunu çıkartayım derseniz 40-50 saatte oynarsınız. Bütün yan görevlerini yapayım. Her yeri gezeyim, tozayım derseniz. Şimdi oyunun senaryosu dışında işte sağda solda oyunla ilgili okunacak baya bir döküman var. Bu dökümanları da okumanız gerekiyor. Şimdi üçüncü oyunun sonuyla ilgili döneminde çıktığında oyuncular arasında büyük bir hayal kırıklığı olmuştu bir kısmı tarafından. Ama işte bu kodekleri okumuş olsaydılar, bu oyun içindeki bu dokümanları okumuş olsaydılar aslında o kadar da kötü bir son olmadığını, gayet de mantıklı, güzel bir son olduğunu görecektiniz. Üç oyunun da gönüllü çevirisi var arkadaşlar. Bu Legendary Edition'la birlikte bu eski yamalar uyumlu mudur değil midir? İlk oyunun uyumlu olduğunu biliyorum. Daha dün gördüm çünkü. Dün gördüm ben ilk oyunun uyumlu yamasını. İkinci veya üçüncü oyunla ilgili böyle bir uyumluluk çalışması yapılmış mı, yapılıyor mu, yapılacak mı? Bunu da bilmiyorum. Yani eski sürümler de oynayabilirsiniz bilgisayarınızda. Türkçe yamayla oynama imkanınız var. E, muhakkak da oynayın eğer bilgisayarda e, oynama imkanınız varsa. Özellikle Türkçe yamayla bu kodekleri falan okuduğunuz zaman bambaşka yani doldurmuşlar altını. Şimdi Mass efekti ben niye bu kadar seviyorum? Şimdi bakıyorsunuz bilim kurguya, sinema ayağında işte edebiyat ayağında, işte günümüzde de artık oyun ayağında baktığınızda böyle çok güzel eserler var. Ama yani e, anlattığı hikayenin arkasını dolduran böyle kocaman bir evren, hangi filmlerde, hangi kitaplarda, işte hangi oyunlarda var derseniz Onlardan birisi de Mass Effect sevgili arkadaşlar. Yani sadece size bir hikayeyi anlatmakla kalmıyor. Anlattığı hikayenin arkasında böyle nakış gibi işlenmiş, böyle ilmek ilmek muazzam bir evren var. Yani böyle bir şey yapmak gerçekten büyük bir hayal gücü istiyor. Yani sadece hayal gücünüzün büyük olması da yetmez ya. Değişik ve farklı bir şey olmanız gerekiyor ya. Cidden çok değişir sevgili arkadaşlar. Yani oynasanız, İngilizceniz varsa zaten anlayacaksınız. Eğer İngilizceniz yoksa işte bilgisayarda Türkçe olarak ya eski sürümler oynan Yani çok öyle ağam şam bilgisayarlarda falan istemiyor bu eski sürümler. Göreceksiniz yani muazzam bir seriye ya Mass Effect. Yani muhakkak oynanması gereken bir seri. Şimdi diyorum ya kendi evrenin o hikayenin arkasında başka ırklar var. İşte o ırklar arasında mücadeleler olmuş, savaşlar olmuş. O galaksiyle ilgili işte bir hikaye var. <laughs> Anlatamıyorum işte ya bu spoiler yüzünden. O hikaye çok güzel. İşte eski tarihi olan olaylar var. Birinci oyunun sonunda işte bir yere geliyorsunuz bir yapay zeka var. Fazla detaya girmeden orada anlatılan şeyler aman ha bak. Kaçırmayın onları çok iyi dinleyin. Böyle tek tek bir daha bir daha bir daha dinleyin. Kodekleri böyle satır satır okuyun arkadaşlar. Muazzam ya muazzam ya. Ya şimdi bir de öyle karakterler var ki işte Garus var mesela adamım ya. Adam var ya Garus, Garus dediğin adam tamam mı? Ya Adanalı bence ya. Vallahi çok baba adam abi. Erkeğin erkeği yani dibin dibi derler ya. Adam var ya muazzam bir şey. Ondan sonra aşkım Liara var ya. Liara ya ikinci oyunda var ya Liara nedir böyle? Aklınız hayaliniz durur. İşte birinci oyunda eşli Williams falan filan. Tali var. Tali'nin muhabbeti de ya kendi ırkıyla ilgili. Şimdi ikinci oyunda oynuyorsunuz arkadaşlar. ekibinizde karakterler var. O karakterler her biriyle işte diyaloğa geçtikçe Onların kendi hikayeleriyle ilgili işte oyunda yeni yeni yan görevler açılıyor. Ya işte o yan görevleri yaptığınız zaman oyunun sonunda yaptığınız o yan görevden dolayı işte o şahısla o karakterle sizin dostluk seviyeniz yükseldiği için opsiyonlar açılıyor. Oyunun sonunu etkileyen bir durum çıkıyor ortaya. İşte en sonunda ya arkadaş spoiler verememek ne kadar kötü bir şey ya. Neyse anlatmayayım ben. Yani ikinci oyunda işte diğer karakterlerle yapacağınız yan görevler oyunun sonunu etkiliyor. Tali mesela. Tali'nin de hikayesi dehşet işte ya. İşte oyunda bir tane sentetik bir ırk var. Sentetik ırk var. Bu Tali'nin ırkıyla işte o sentetik ırklar arasında bir muhabbet var. Ya yok Allah'ın böyle bir şey ya. Ya bu Drew Karpaşin, bu Casey Hudson. Hani ben şimdi bu adamlar gelseler tamam mı? Vallahi ellerinden öperim. Vallahi ve de billahi. Bak giderim ellerinden öperim. O kadar böyle ve on numara adamlar bunlar. Böyle bir eseri kazandırdıklar için oyun dünyasına çok muazzam muhteşem insanlar. Ya ama burada masefe koy koy yaptık, içi de uzattık. Yani konuşmak istedim, anlatmak istediğim hikayelerle ilgili, oradaki karakterlerle ilgili. O kadar güzel şeyler var ki arkadaş. Yani bu teknik bir inceleme değil. Bu normalde bir arşiv muhabbeti. Benim arşivimde işte Mass Effect oyunları var. Onlarla ilgili işte birazcık hem geçmişte oynadık onları yad ediyoruz. Bu arada ben geçti oynadım ama Mass Effect'leri. Dedim ya PlayStation 3'te yoktu. Bu inadımızdan falan. Xbox geldi gitti elimizden ama ben Xbox'ta oynamadım. İlk bilgisayarda oynadım. kontrolörü e, biz bilgisayarda kullanamıyorduk ilk oyunda. Sonra işte geldi de ikinci oyun. İkinci oyunda da işte PlayStation'a 2010'da çıktı ilk oyun. Başında dijital bir tane böyle e, çizgi roman gibi tamam mı yapmışlar. ilk oyunun hikayesini anlatıyorlar. Hani o karar verdiğiniz 3-4 yer vardı ya. Onlar da işte interaktif olarak o çizgi romanın içine koymuşlar anlatıyorlar falan. İşte şurada şu olduydu Sen ne yaptıydın diye sana soruyor sen seçiyorsun. Hani save'in varsa buna ihtiyaç yok ama işte PlayStation 3'te başladıysan ilk oyunun yok. Save'in de olmayacak haliyle. E ne yapıyor adam işte sana bu dijital çizgi roman üzerine seçimleri yaptırıyor. Zekice de bir yöntemdi. Şimdi 2010'da ikinci oyun geldi. 2012'de üçüncü oyunla beraber işte ilk oyun aynı yıl geldi. O zamana kadar PlayStation 3 oyuncularının bir sevi yok. Ya arkadaş bak bu oyunu kesinlikle PlayStation 3 üzerinde oynamayın. Bak ciddi söylüyorum. Sakın PlayStation 3 üzerinde oynamayın. Yani eğer PlayStation 4'ünüz, 5'iniz varsa işte bu Legendary Edition alın oynayın. bunlar yoksa işte eski nesil konsollardan Xbox 360'ınız varsa orada oynayın. Cillop gibi bak orada oyun. Yağ gibi akıyor. Orada oynayabilirsiniz. Bilgisayarınız varsa zaten eski bilgisayarlar da dahil olmak üzere gayet de güzel çalışır diye düşünüyorum. Bilgisayar aslında bu oyunu oynamanız gereken platform. Niye? İşte Türkçe yama yapma şansınız olduğu için. Bu oyunu Türkçe yamasından dolayı oynayabileceğiniz en iyi platformun ben bilgisayar olduğunu da size söylemiş olayım. Ha, İngilizcenize güveniyorsanız da buyurun konsolunuzda oynayın ama işte diyorum ya oyunu sadece e, siz e, hikayeyi senaryoda işte ana hikaye üzerinden ilerler işte ben bunu anlarım diye düşünüyorsanız evet orada genel olarak sizi hikayeyi anlatıyorlar hoşunuza da gidiyor şaşırtıyor da sizi ama yani işte üçüncü oyunun sonuna geldiğinizde üçüncü oyunun sonuna geldiğinizde ulan bu ne biçim son dememek için Hani üç oyun boyunca kodekleri adam gibi okumuş olmanız gerekiyor. Evet Mass ile ilgili sal muhabbetimizi de yapmış olduk. Vallahi bak kafamı bozmayın abi. Uzatıyorum kafamı bozmayın. Haftaya bir daha Mass Effect videosu yaparım tamam mı? Sizi Mass Effect'e boğarım. Canımı <laughs> sıkmayın. Seviyorum hepinizi. Ee, güzel de böyle atraksiyon oldu. Videolarda artık kendimizi göstermeye başladığımız için... E, benim de hoşuma gidiyor. Birazcık motivasyonumu olumlu olarak etkiliyor böyle şeyler. Ee, güzel arkadaşlar inşallah topluluğumuz büyüyecek. Şimdi videonun başında da demiştim arkadaşlar yine tekrar edeyim. Buraya kadar izleyen bir yüzde yirmilik bir kitle var. Başlayan, e, izlemeye başlayan kitlemin yüzde yirmisi sonuna kadar geliyor. Aslında güzel bir rakam sayılır bu uzun videolar için. Keşke daha fazla olsa ama ha bir daha söyleyeyim bu sonuna kadar izleyen arkadaşlara. Hani videoları beğeniyorsunuz zaten. çoğunluğunuz beğeniyor. Teşekkür ediyorum beğenen arkadaşlara. Hani bildirimler, bildirimler, o tip işlere falan <laughs> girmeye gerek yok. Ama bakın, kanalın büyümesi benden çok size bağlı arkadaşlar. Tamam. Ben içeriği falan yapıyorum ama işte YouTube'da önerilenlere falan çıkartacak ama nasıl çıkartacak işte? Bu YouTube'un herkesin o bahsettiği algoritması var. Bu nasıl bir algoritma ben bilemiyorum. Bu işlerin uzmanı da değilim. Ama yani sizler sağda solda, e, sosyal medyada, forumlarda e, arkadaşlarınızla görüşünüzü işte kanalımızdan bahsederseniz müteşekkir olurum. Şimdiden hatta paylaşacak arkadaşlara da teşekkür etmiş olayım. Böyle güzel bir oyun masrafı e, videomuzla burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.